Çok çalışıyorum. Çekiyoruz. Biz deprem 6 Şubat tarihinden itibaren bir kendimize geldikten sonra 8 Şubat tam itibaren atölyemizde çalışmalarımıza başladık. Çalışmalara bütün ekip arkadaşlarımızla istişare sonucunda talep edilen ihtiyaca göre karar verdik. Ve o an için en büyük ihtiyaç monttu ve eşofman takımlarıydı ve vesaire buna benzer diğer alt ve üst giyim ihtiyacıydı. Ve hızlıca gönüllerimize duyurup günde en az 50 kişiyle burada gönüllü ekibimizle ve Batman Yağı'nın kendi ekibiyle çalışmalarımıza başladık, atölye çalışmalarımıza. Günlük en az 50 parça kıyafet çıktı buradan. İçinde mont, dediğim gibi pijama takımları, alt giyim, üst giyim, çocuk giyimi ve ürettiğimiz ürünleri hemen bizim yan tarafımızda depremzedelerimizi ağırladığımız, ürünlerimi biriktirdiğimiz yer depomuz var. Oraya yönlendirip onlara genç yağ ekibimizin yönlendirmesiyle onlara eşlik ederek ihtiyaçlarını kendilerinin almasına müsaade ederek temin etmeye çalıştık. İhtiyaç tabii ki devam ediyor. Bu uzun bir süreç. Hemen bir haftada 10 günde bitebilecek bir iş değil. Bizim hem kumaş olarak bağışçılarımıza bunu da söylemek istiyorum. Kumaş talebimiz var. Kumaş geldikçe biz onları depremzede ve il içindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ürüne çevirip ulaştırıyoruz. Bu konuda bize destek olmak isterlerse buna da açığız. Atölyemiz Allah izin verdiği müddetçe hep var olacak ve çalışmalarımız devam edecek. Ürettiğimiz ürünler aynı gün gerçekten bitiyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Her gün sabah akşam genç İHA'mızla, kadın kollarımızla ve gönüllü ekibimizle burada çalışmalar devam ediyor. İhtiyaç evet var, çok fazla. Biz ev hanımları olarak biz zaten evimizde bu işleri yapıyorduk. Bunu duyduğumuz gibi elimizde olan imkanlarla kumaş ihtiyacı ne varsa dedik, elimizden ne gelirse yapalım biz de. Neden olmasın, hepimiz birlikte olalım. Bugün birlik vaktidir. Evimde olan kumaşlarımı getirdim ve elimden ne geliyorsa da dikiş yapmaya da çalışıyorum. Mont diktik, takımlar diktik, sweat şörtler de diktik, yelekler diktik, işte taytlar diktik. Elimizden ne gelirse kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bunu canı gönülden yapıyoruz. Ve herkesin bu katkıda bir yardımı olmasını istiyoruz. Çünkü kumaş ihtiyaçlarımız oluyor. Burada kardeşlerimize yardımcı olmak için elinden gelen ne varsa herkesin yapabilmesini hani bekliyoruz.